Kardeşlerim, İslam ve insanlık düşmanlarının bu kadar pervasızlaşmasının en büyük sebebi Müslümanların içinde bulunduğu atalet ve gaflettir. Müslümanlar sadece ekonomide, siyasette, savunmada, diplomaside değil, en çok da kendi aralarında ayrılığa düşmüş durumdadır. Müslümanlar birbirleriyle uğraşmaktan hak ve hukuklarını savunmaya maalesef fırsat bulamıyor. Özellikle gayrimüslim ülkelerde yaşayan Müslüman azınlıkların Şii, Sünni, Siyah, Beyaz, Afrikalı, Asyalı, Arap, Acem olarak kendi aralarında tefrikaya düştüğünü görüyoruz. Oysa Rabbimiz Hucurat suresinde اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ Müminler ancak kardeştirler diyerek Müslümanlar arasındaki ilişkinin çerçevesini belirliyor. Peygamberimiz de aleyhissalatu vesselam veda hutbesinde ne Arap'ın Arap olmayana ne de Arap olmayanın Arap olana üstünlüğü vardır. Üstünlük ancak takvadadır buyurarak bu konuda net bir sınır çiziyor. Hal böyleyken her kim etnik aidiyetini dini kimliğinin önüne koyuyorsa, o asabiyeti cahiliye yani kavmiyetçilik hastalığına yakalanmış demektir Her kim kardeşini kökeninden ırkından veya ter renginden dolayı hor görüyorsa o İslam'ın ruhunu rahmet ve Merhamet peygamberi Efendimiz'in kutlu mesajını kavrayamamıştır Çünkü biz Türk Arap Acem Afrikalı Malay, Hintli Amerikalı olmadan önce Bezmi Eleste kalu bela demiş Müslümanlarız